Şimdi Trackspace aslında çok inanılmaz çok farklı bir şey yapmıyor. Kendi sesi olan plugin değil ama çok kullanışlı bir plugin, çok faydalı bir plugin. Yaptığı da şu. Normalde bir kickle bas düşünün. Kick vurduğu zaman basın frekansları ve kickin frekansları birbiriyle çakıştığı noktada ortada böyle bir abartan bir bas frekansı yoğunluğu oluyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ya otomasyonla, ya sidechain'le, ya EQ ile bu ikisine ayrı alanlar sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi normalde ben burada sidechain kullanırım. Derim ki kick her vurduğu anda bas gitar bir 3-4 desibel düşsün. Veya derim ki işte kick'in temel frekansı 50 Hz. Basınki atıyorum 90 Hz, 100 Hz. EQ ile kick'in 90-100 Hz'lerini biraz indiririm. Basında 50 Hz'lerini biraz indiririm. Böylelikle birbirlerine ayrı ayrı yerler oluşturmuş olurum EQ ile. TrackSpacer burada çok güzel bir taktikle bu uğraşı elimine ediyor. Yaptığı şey yine sidechain ama sidechain bir EQ olarak çalışıyor. Çok bantlı sidechain bir EQ. Yaptığım şey sadece şu. Hangi kanal öncelikliyse, hangi enstrüman öncelikliyse onu diğer kanalın üzerine koyduğum Waves Factory TrackSpacer'a besliyorum. Yani kick'i bas gitar kanalının üzerine koyduğum TrackSpacer'a besliyorum. Sidechain'liyorum. Böylelikle kick her vurduğunda kick'in frekansları bas gitar üzerindeki sidechain'lenmiş TrackSpacer üzerinden düşüyor. Çok kısa göstereyim size. Hemen anlaşılacak zaten. Bu davul kanalımız. Bu da bas kanalımız. Şimdi burada TrackSpacer'ı açıyorum tekrar. Bu kick'e sidechainlenmiş durumda. Kick trigger'ına sidechainlenmiş durumda. Şimdi şuradaki frekanslardaki değişikliğe bakın. Ben ne yaptım? Şuradaki ayarları kullanarak 100 Hz altında kick her zaman vurduğunda orada ufak bir böyle bir EQ hareketi otomatize olsun şeklinde yaptım. Şimdi burada altını ve üstünü yani sınırlarını ayarlayabildiğimiz bir frekans aralığı ayarı var. 20'den 20 Hz'den 20 kHz'e kadar. Ama siz mesela kick'i istiyorsunuz diyorsunuz ki 100 kHz altı veya diyorsunuz ki sen 50'nin altına da dokunma. Sadece 100 ile 50 arasında bir şey yapacaksa bunu düzelt diyorsunuz. Şöyle yapayım mesela. Burada da ne kadar düzeltici ayarı var. Bu kadar. Bunu kaldırdığımda bu bas gerçi biraz mildi bir bas ama bakın kickle bas her vurduğunda bir tık biraz daha abartı oluyor ama ben kick'in vurduğu anda basın kick'e yağ vermesini, yer vermesini istiyorum. Şimdi ikinci bir örnekte burada TrackSpacer'ı ben müzik kanalına koyuyorum. Müzik kanalında vokalle sidechain'liyorum. Hatta şöyle hepsini açayım. Ne gerek var ki sololama. Burada vokali daha az açarak mesela biraz daha kısabilirim eğer efekti abartırsam. Bakın burada da sınırlarımı 2,5 kHz ve 150 Hz olarak belirlemişim. Ben 150 Hz ve 2,5 kHz arasında etkiliyorum diyor. Gitarlar nasıl geri geliyor ona bakın. Vokaller durduğu zaman. Şimdi efekti azaltacağım. Hatta vokali biraz gömelim. Zor anlaşılsın o kadar. Bu tabi efektin abartılmış hali ama ne demek istediğim galiba anlaşılıyor. Burada bunu birazcık daha geri getirelim. Bunun güzel tarafı mid side olarak da çalışabiliyor. Şu anda da mid side çalışıyor zaten. Yani orta frekanslardaki EQ hareketini yapıyor. Yani benim sağdaki soldaki gitarlarıma o kadar dokunmuyor. Aslında biraz dokunuyor, duyuluyor çünkü dokundu ama
normal stereo olarak dinleyelim nasıl olduğunu. Evet, burada efekti abarttığımız için o gidip gelmeler pompalama efekti duyuluyor. O yüzden biraz kısa. Evet, gitarları da böylelikle vokale sidechain yapıyorum. Bazen gitarlarda hapes akorlar çalışıyorsa snare'i de, trumpet'i de bazen buna sidechain'liğini buluyor. Veya işte solo'yu, gitar solosunu ya da başka bir solo enstrüman varsa onu gene müzik enstrümanlarına sidechain'lediğim ve track spacer'la oraya kendine dinamik olarak bir boşluk yarattığım durumlar oluyor. Yani bazı durumlarda o kadar çok track spacer kullanıyorum ki track spacer'ları kapattığım anda bambaşka mix çıkıyor ortaya. Ama sanki track spacer açıkken ben böyle aktif olarak volümleri açıyormuş, kısıyormuş, sürekli böyle bir otomasyon yapıyormuşum gibi güzel bir, birbiriyle tutarlı, birbiriyle böyle tutkalla yapıştırılmış gibi bir sound çıkıyor ortaya. Evet, Track Spacer pahalı bir plugin değil. Çok faydalı bir plugin ama tabii ki de bunun yaptığı şeyleri başka şeylerle yapmak mümkün. Bir multiband kompresörle yapabilirsiniz, normal bir kompresörle yapabilirsiniz. Otomasyon yazabilirsiniz. Yani illa bunu almanıza gerek yok ama bunu attıktan sonra kanal üzerine gerçekten çok kısa bir sürede, bir 30 saniye gibi bir sürede ayarladıktan sonra işiniz bitiyor ve bir daha acaba vokalimle gitarlar çakışıyor mu gibi bir şey düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Veya kickle basım çakışıyor mu diye bir şey düşünmek zorunda pek kalmıyorsunuz. O yüzden ben işimi kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir plugin olarak görüyorum. Yani %100 herkesin kullanması gereken EQ gibi bir şey midir? Değildir. Ama ben çok rahat ettiğim için bu plugin'i sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.